Çelik, işçi sınıfının sözünü söylemeye İncirli'ye yürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrenci bugün yollara çıkıyor ve işçi sınıfının sesini ve sözünü, anti-emperyalizmin bayrağını İncirli'de yükseltmek için İncirli'ye yürüyoruz. Ben Ayşegül Köse, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İsmim Kumsal, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde son sınıf mimarlık öğrencisiyim. Merhaba, Mert Doğan ben, Türkiye Komünist Gençliği üyesiyim. Ben Enes Aydemir, İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiyim. NATO, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş, Amerikan Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulmuş. Bir suç örgütüdür, bir terör örgütüdür. Bunu işte Orta Doğu'da görüyoruz, Ukrayna'da görüyoruz, birçok yerde görüyoruz. Ve NATO bu anlamda kapitalizmin en önemli koruyucu örgüt. Kapitalizmin devamlılığını, geleceğini koruyan bir siyasi ve askeri organizasyondan bahsediyoruz. Her ne kadar kendini tamamen uluslararası bir savunma örgütü olarak tanımlasa da emekçi iktidarını kurduğumuzda karşımıza dikilecek bir saldırı örgütü var. En huzur, İncirlik, NATO'nun Türkiye'deki en büyük askeri ve teçhizat bakımında en büyük askeri üssü. ABD'nin kontrolündeki silahları barındırıyor, taktik nükleer silahlar barındırıyor. 6 Mayıs'ta Denizler'le beraber, Harunlar'la, Sinanlar'la, Hüseyinler'le İncirlik'e yürüyoruz derken aslında bunu kastediyordu. İncirlik üssü hem bu yönden, hem siyasi yönünden, hem de bulundurduğu nükleer silahlar yönünden Türkiye için, bölge için bir tehdit. Yağma yok! NATO'yu bu topraklardan kovacağız! Yağma yok! Şu gördüğünüz İncirlik üstüne el koyacağız! İncirlik yolculuğu çok güzeldi. Biz İstanbul'dan gelen otobüsteydik. İstanbul otobüsü olunca da yol biraz uzun oluyor Adana'ya. Şarkılarla, türkülerle yola çıktık. Sloganlarla, marşlarla yürüdüler, ya gittiler İncirli'ye. Harunların orada açtığı pankartı görebilmek ve o pankartın kendisini Adana'ya taşımak gerçekten gurur vericiydi ve çok heyecanlıydı. İncirli yürüyüşünün arka planında, otobüslerde, belki otobüsün öncesinde de gençliğin coşkusu ve emperyalizme karşı olan kararlılığı bulunuyordu. Orada bir geçmiş var, orada bir gelenek var. Biz eğer gerçek bir gelecek kurmak istiyorsak, bu ülkede, bu memlekette bir gelecek kurmak istiyorsak kendimize, bunun yolu NATO ülkemizden, İncirlik'i ülkemizden kovmaktan geçiyor İncirlik üstünü. Emperyalizmin bugün hegemon ülkesi ABD'dir. ABD'nin de icra organı bugün NATO'dur. Ülkemizde emperyalist bir üs istemiyoruz. Bunu bağırmak, bunu haykırmak için yürüyüşümüzü yaptık. Bağımsız bir ülke, sosyalizm. NATO Suriye'deki gençlerin geleceğini elinden aldığı gibi bizimkisini de almıştır. Sadece biraz daha farklı bir
düzeninde aslında. Bunun nedeni NATO ve bünyesindeki emperyalist ülkelerin o insanların ülkelerinde barınmasına izin vermiyor oluşuyor. Asıl sorunumuz daha ucuz iş gücü olan göçmenler değil. Daha ucuz iş gücüyle daha fazla artı değer üretmeye çalışan patronlar. Bunu işaret etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin yaşadığı göçmen krizi de, gençlerin yaşadığı geleceksizleşme de bu düzenin içselleşmiş sorunları olduğundan dolayı bu düzenin koruyucusu rolündeki bir askeri örgütün karşısında, önünde ya da en önemli noktasında söylenmesi gereken problemlerdir bunlar. TKG'nin İncirlik Yürüyüşü ülkemizde emperyalizmin ortaya çıkarttığı bütün sorunlara karşı verilmiş bir yanıtı içerisinde barındırıyor. Bu anlamda NATO'ya karşı olmak bu düzene karşı olmaktır. Bu düzene karşı olmak da aslına bakarsanız gençliğin içerisinde bulunduğu birçok soruna karşı bir söz söylemektir. Bugün biz göçmen krizini NATO'nun Orta Doğu'daki politikalarından ayrı bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Ya da gençliğin geleceksizleşmesini, Türkiye'deki krizi ve en nihayetinde AKP iktidarını, o AKP iktidarının müttefiki olan NATO'dan azade nasıl değerlendirebiliriz? Bu imkansız bir şey. Bu memlekette komünistler oldukça, bu memlekette Türkiye Komünist Gençliği oldukça o kadar kolay o nükleer tehdidi bulunduramayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Türkiye Komünist Gençliği, Türkiye'de bu ülkenin halkına karşı girişilebilecek her türlü saldırının faili olacak bir üstse işçi sınıfının ve Türkiye halkının sözünü söylemeye gitti. NATO'nun koruduğu sınıf bizi sömürüyor. Ülkenin kaynaklarını onlar sömürüyor. Yani aklımıza gelebilecek tüm sorunların kaynağı belli, çözümü de belli. Biz ülkemizde NATO'yu istemiyoruz, biz İncirliği kapattıracağız. Biz yanı başımızda ne nükleer silah ne de ABD'yi istiyoruz. Türkiye gençliği çok pasifize edilmiş durumda. Eylemliliklerden uzak, siyasetten uzak olduğunu düşünüyor. Ama Türkiye gençliğinin şunu anlaması lazım. Yaşadığımız her sorun bizzatihi siyasi. İptal edilen festivallerden tutalım, işte yaşam alanlarımızın daralması, haklarımızın daralmasına kadar. Bunların hepsi siyasi ve bu düzen tarafından kaynaklanan sorunlar. Bunları görmemiz gerekiyor. Bunlar ne olursa olsun omuz omuza verip sınıf kimliğimizle bunların karşısına durmamız gerekiyor. Bu düzen bizim hayatımızı mahvediyor, gençliğimizi mahvediyor. Ve biz inanıyorsak ki biz bu memleketin yarınlarıyız, geleceğiyiz. Yarınlarımızı kazanmamız, bugünlerden örgütlü olmamız, yan yana omuz omuza mücadele etmemiz gerekiyor. Biz gençler geleceğimizi, ülkemizin geleceğini, dünyadaki herhangi bir gencin geleceğini emperyalistlere, sömürücülere bırakmamamız gerekiyor. Onların baktığı yönden değil, sorunun kaynağına bakıp sorunun kaynağını değiştirmemiz, örgütlü hareket etmemiz ve karşılarında dimdik durmamız gerekiyor. Çünkü çalınan bizim gençliğimiz, çalınan bizim emeğimiz ve bu ülkeyi onlara bırakmayacağız. Bunu haykırmamız gerekiyor. Geleceğimizi kendi ellerimizle kuracağız. Türkiye'de gençlik, geleceksizlikle, güvencesiz çalışmakla, bilimsel eğitimden uzaklaştırılmakla aslında sınanıyor. Biz bugün üniversitelerimize, liselerimize bilimsel eğitimden uzak bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Birçok iş yerinde güvencesiz çalışıyoruz. Birçok genç geleceğinde ne olacağı belirsiz bir şekilde hayatını sürdürüyor. Bütün bu koşullara karşı Türkiye Komünist Gençliği bütün gençleri geleceklerini ellerine alma çağrısında bulunuyor. Bizler bu düzeni değiştirebilecek gücü ancak kendimizde, birbirimizle dayanışarak ve örgütlenerek aşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye gençliğine geleceklerini ellerine almaları için Türkiye Komünist Gençliği'nde örgütlenme çağrısı yapmak istiyorum. Bizi ne yüksek vekillik koltuklarındaki insanlar ne de sayısal pazarlık yapan meclis aritmetikleri kurtarır. Bizleri kurtaracak olan gençliğin işçi sınıfıyla kurduğu bağdır, öncü partisinde örgütlenmesidir ve bu düzeni değiştirecek iradeyi ortaya koymasıdır.